Efendim siz buyurun. Bir misafir var demiştiniz. Evet hocam. İnşallah Haham Abraham Cooper Los Angeles'tan bağlanıyor. Haham Cooper Newsweek tarafından Amerika'daki en etkili hahamları arasında gösterildi. Amerika'da en önde gelen Musevi İnsan Hakları Örgütü olan Simon Wiesenthal Merkezi'nin dekan yardımcısı. Burası Birleşmiş Milletler, UNESCO ve Avrupa Konseyi'nce tanınan önemli sivil toplum örgütü. Ayrıca bu merkezin Hollywood film yıldızlarıyla çalışan bir film bölümü var. Oscar ödüllü bazı belgesel filmleriyle de tanınıyorlar. Haham Cooper aralarında Papa 16. Benedikt, devlet başkanları, başbakanları başta olmak üzere birçok dünya lideriyle düzenli olarak görüşmeler yapıyor. Birleşmiş Milletler, Amerika Senatosu, Japon ve Fransız parlamentolarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na demeçler vermiş. Sudan Başbakanı Beşir ile görüşen ilk Musevi lider olarak tanınıyor. Kral Hüseyin, Kral Abdullah, Ürdün Prensi Hasan, eski Endonezya Başkanı Vahit, Mısır Başmüftüsü Şeyh Tantavi gibi çok sayıda ileri gelen Müslüman liderlerle de görüşmeler yapmış. Haham Cooper, Müslümanlar ve Museviler arasında anlayışı geliştirmek amacıyla kurduğu ve Musevilerin Allah'a bir olarak inandıklarını anlatan Musa'ya Sorun adlı bir sitesi var inşallah. Maşallah, iyi güzel. Selamun aleyküm Mr. Abraham. How are you? Thank you, Shalom from Los Angeles and it's very nice to speak with you. Aleyküm selam. Efendim buyurun, güzel sohbetinizde istifade edelim. Yes, my first question is, what is the reaction in Turkey to the terrible events this week in Toulouse, France? Tabii önce çok hayret ettik. Bir akıl hastasının yapmış olabileceğini düşündük. Fakat sonra El-Kaide üyesi olduğu şeklinde bir haber geldi. Ki buna yine de inanmak istemiyoruz. Ama maalesef Müslümanların içerisinde de diğer dinlerde de böyle psikopat, gözü dönmüş, sevgiyi istemeyen, yobazca yaklaşan, merhametten, şefkatten uzak çok sayıda insan var. Bunları destekleyenler de var. Ama biz bunların bu yüzyılda kesinlikle mağlup olacağını düşünüyoruz. Çünkü dünyada insanlar artık aydınlar, bilgililer, internet çağındayız. Her türlü bilgiye ve belgeye ulaşabiliyorlar. Bu yobaz zihniyetin, bu acımasız zihniyetin yok olacağına inanıyoruz. Musevilere karşı şiddet tarihin en eski devirlerinden beri var. Şeytan bu insanları ortadan kaldırmak, bu peygamber neslini yok etmek istiyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. My next question is, what do the younger generations in Turkey know about our religion, the Jewish religion, about Jewish people in general and about the Jewish state of Israel? Türkiye'deki Museviler bile pek o kadar Musevili bilmez işin doğrusu. İsrail'deki Museviler daha dindarlar. Ama Türkiye'de Musevilere bakış pozitiftir. Yani modern gençlik bir Musevi düşmanlığı, bir Hristiyan düşmanlığı bilmez. Bir avuç yobazın kanlı düşünceleri var ve acımasız düşünceleri var. Fakat bunlar da yılmış ve silmiş insanlar, genellikle saklanan insanlar. Dolayısıyla Türk milleti aydın, münevver bir millet. Atatürkçü görüşe sahipler, demokrat görüşe sahipler ve sevgi dolular, bu çok önemli. Sevgi dolu ve merhametli ve şefkatlidirler. Biliyorsunuz Musevileri biz İspanya'da o en azgın dönemde, acımasız dönemde gemilerle aldık. En güzel şehrimize getirdik, İstanbul'a getirdik. Burada ağırladık. Tarihin döneminde de hep Musevilere bakış açısı hep böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. My next question to you, sir, is I had the opportunity to visit Turkey once or twice in the past. I even met with Mr. Gül when he was the foreign minister after the suicide bombing of the synagogue in Istanbul. When I come to visit you in the next few months, would it be safe or appropriate to bring my grandchildren from Jerusalem with me? Pek tabii ki. İsrail'de benim çok fazla misafirim geliyor. Hahamlar geliyor, önemli kişiler geliyor. Hatta baş haham gelmişti geçenlerde. Güvenlik içinde İstanbul'da istedikleri gibi gezdiler. Sokaklarda, caddelerde gezdiler. Lokantalara gittik, müzelere gittiler. Kendi evlerinde gibi. Hatta emin olun İsrail'den daha güvendeydiler, daha rahattılar. Siz de çok güvende ve rahatta olursunuz. Bizlere emanet. Önce Allah'a, Allah için, Allah adına da bizlere emanetsiniz inşallah.
We are thousands of miles away from the Middle East here in Los Angeles, but we have many people living in California whose homes are throughout the Middle East, in Turkey, in Israel, and even in Syria. What is your view of the current situation in Syria, and what do you think the final outcome will be of the current problem? Suriye'de şu aşamadan sonra geriye dönüş pek olmaz benim kanaatim. Gittikçe şiddetlenecektir. Eninde sonunda rejim çökecek. Esad da bu yaptıklarından dolayı muhtemelen yargılanacaktır. Daha önce de biz bunu söyledik ama söz dinlemedi. Saddam'ın sonu ne olduysa, Kaddafi'nin sonu ne olduysa aynısı olacak gibi görünüyor. Fakat bu olayın sonucunda da yine Suriye'nin yani bu adamın gidişinden sonra da durulacağını zannediyorum. Ancak durulma Tevrat'ta 3000 yıldan beri beklenen, İslam'da 1400 yıldan beri beklenen Kral Mesih'in yani Mehdi'nin çıkışıyla dünya ancak huzura ve rahatlığa kavuşacaktır. Bu sevecen, sevgi dolu, güzel bir hayat anlamına geliyor. Yani demokrasinin, sanatın, bilimin, güzel olan her şeyin dünyaya hakim olduğu altın çağı anlamına geliyor. İsrail devleti, İsrail milleti görülmemiş bir bolluk ve nimet içinde olacak. İslam alemi de görülmemiş bir bolluk ve nimet içinde olacaktır. Kardeş olacaklardır. İsrail'deki o denetimler kalkacaktır. İsrail bölgede istediği gibi rahat yaşayacaktır. Ticaretini yapacaktır. Bütün bölgede mesken tutacaktır. Müslümanlar da onları şefkatle bağrına basacaktır. Böyle bir barış ve kardeşlik çağı başlayacak. Bunun içindeyiz. Kral Mesih'in vakti gelmiştir. Tevrat'taki işaretler budur. Musevi takvimine göre de böyledir. 2012'den sonra artık bu çağın bütün güzelliklerini görmeye başlayacağız. İnşallah. Well, it's a very inspirational message and vision. We pray that this is the world we can leave to our children and grandchildren. But in the meantime, can you also offer some insights from your vantage point to the situation in Iran in terms of the threats that have been made by the leaders there to Israel and to the entire region? What do you see in the next year insofar as Tehran's government and their situation about the nuclear program and the treatment of their own minorities? İran kendisine alenen saldırılmadıktan sonra herhangi bir atağa geçeceğini hiçbir şekilde zannetmiyorum. Yani 100 yıl geçti yine öyle bir şey yapmaz. Yani cesaret edemez daha doğrusu. Fakat İran'ın en büyük yanlışı, en büyük eksiği görünmez Mehdi inancıdır. Bin küsür seneden beri kaybolmuş, her yerde ruh gibi gezen, haşa Allah gibi özelliği olan bir varlıktan bahsediyorlar. Taşların üstünde göründüğü, duvarda göründüğü, insan şeklinde göründüğü, herkesin evine girdiği şeklinde batıl bir inançları var. İnanç olarak bu çok büyük bir tehlikedir. Ama İran devlet yöneticilerinin, yani bana Mehdi bunu söyledi, ben bunu bu surette yaptım diyeceklerini zannetmiyorum. Yani böyle bir çılgınlığa, böyle bir deliliğe gireceklerini zannetmiyorum. Ama bu batıl inanç tabii İran'ı çok kötü konuma sokuyor. Sünni Müslümanlarla da birleşmesini engelliyor. Sünni Müslümanlarda da böyle bir çılgın düşünce var. Yani böyle gözü dönmüş, kan döken bir Mehdi inancı var. Halbuki Tevrat'ta da Peygamberimizin hadislerinde de Mehdi'nin vasfı hiçbir şekilde kan dökmemesidir. Kanı engellemesidir. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek damla dahi kan akıtmaz diyor. Sevgi, şefkat, merhamet insanını adeta deccal gibi göstermeye kalkıyor. Hem İran rejimi hem de bir kısım Sünni Müslümanlar bu hatayı yapıyorlar. Fakat bu belanın kısa sürede ortadan kalkacağını hep birlikte göreceğiz. İran'ın da bu çılgın düşüncelerden vazgeçeceğine inanıyorum. Ama İsrail'e atom bombası atması ya da İsrail'e saldırması diye bir konu mümkün değil. Ona hiçbir İslam ülkesi müsaade etmez. Türkiye de müsaade etmez. Zaten öyle bir şey yapması demek Allah esirgesin İran'ın yok olması anlamına gelir. Öyle bir şeyi tahayyül dahi edemezler. Çok çok tehlikeli bir hareket olur o.
Dolayısıyla bu konuda siz müşteri olun. Yani İsrail'in ve İsraillerin, oradaki Müslümanların, oradaki Hristiyanların, Musevilerin hepsinin canını Allah koruyor. Son olarak da şunu söylüyorum, her zaman da söylüyorum. Eğer böyle bir çılgınlık yapmaya kalkarlarsa gök kubbeyi başlarına geçiririz. Kim yaparsa. Let me ask one last question. In our center, we monitor how extremist groups use the beautiful internet technologies for very ugly reasons, to spread hate and to teach terrorism. What kind of influence does the internet have on young people in Turkey? And has this also helped the small number of extremists who have a much bigger influence? İnternetin iyi insanlara da faydası oluyor, kötü insanlara da faydası oluyor. Barışı, kardeşliği savunanları da en güzel şekilde hizmetiyle destekliyor. Fakat daha ziyade dünyanın genelinde biz internete girdiğimizde nefretin hakim olduğunu görüyoruz. Yani deccaliyetin onları bu acımasızlığa, gaddarlığa ittiğini görüyoruz. Daha ziyade sevgisizlik, nefret, öfke, kin, intikam düşünceleri teşvik ediliyor. Buna karşı Hristiyanlar, Museviler, Müslümanların aklı başında sevgi dolu olanları birbirlerine destek olurlarsa, bir ittifakla hareket ederlerse bu deccal ordusunu darmadağın ederler ve hiçbir etkileri de olmaz. Çünkü bunlar korkak, zayıf ve kişiliksiz insanlar. Yani merhametsiz olan, gaddar olan insanlar genellikle aşağılık ve korkak, gizlenen insanlar oluyor. Bizlerin, yani Hristiyanların, Müslümanların ve Musevilerin, Allah bir diyenlerin bir araya gelip güzelliği, barışı, kardeşliği savunacak şekilde ittifak etmemiz gerekiyor. O zaman çok güçlü oluruz. Ve bunların karşımızda mum gibi olduklarını ve düz, doğru adamlar haline geldiklerini görebiliriz. Onun için ittifakta fayda var. Thank you, Mr. Akhtar. You've been very generous with your responses and your time. I am a rabbi, and usually a chacham or a rabbi is asked questions, doesn't do so much asking. So before we say goodbye, do you have a question for me? Tamam, ben de size bir soru sorayım. Önce Türkiye'ye bekliyorum sizi. Bundan çok şeref duyarım. Diğer haham arkadaşlarınızı da alıp gelirseniz daha da memnun olurum. Musevilerle, Hristiyanlarla, Müslüman kardeşlerimizi ittifak haline getirelim. Hep birlikte sevgiyi, barışı, kardeşliği, dostluğu insanlara anlatalım. İttifak ettiğimizi onlara gösterelim. Buna ne diyorsunuz? Well, I think that is the main reason why God put us on earth, is to do good deeds and to work as his helpers, if you will, to make this world the blessed place he planned for us. But it is up to people of different faiths to work together to make the world what God wanted us to do in the first place. So we certainly welcome a friendship, continuing historic friendship of the Turkish people. We hope that some of their political leaders, when they have differences with Israel, will use different kind of dictionary and language. But I also hope to visit with you, not only in Turkey, but to greet you here in Los Angeles, or maybe a shorter distance for you, we can walk together in the streets of Jerusalem. Çok çok güzel olur. Maşallah, inşallah. İnşallah. Shabbat shalom. Thank you for having maşallah. Me. Ben de teşekkür ederim. Fine. Very well. Thank you. Good night. See you soon. Good night.